Qareylar da nima bo'ldi shular oxiri? Biz shu inson zoti shoshqaloqimizda 5 yil 10 yil zo'r yashaganini ko'ryapmiz. Zo'r mashina, zo'r imorat, kayf, safo, huzur, halovat. Oxirgi seriyasini ham qarab qo'ylar u serialni. U sen aytgan dunyo shunday oqib kelaveradi, chunki Alloh berishni boshlaganda dahshatga solib qo'yadi. Endi olib qo'yishni xohlasa ham dahshatga solib qo'yadi. Yosin o'qiyapman. Cho'ntagini kavlab, ma, ol. Ma, ol. Ma, ol. Men Yosin o'qiyapman, o'lishga arapasida, o'lish arapasida turgan odam ishi shu deydi. So'ramaysizlarmi nima ish qilgan bu odam? Assalomu alaykum aka-uka, opa-singillar. Agar siz Rossiyadan kredit chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. 100% ishonchli va necha yillik tajribaga ega bo'lgan birodarlarimiz komfort mashinalarida xizmatingizda bo'ladi. Uyingizdan olib, Moskvaga, metrogacha olib kelib qo'yishadi. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh skidkalari bor. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'nın güzel isimlerinden At-Tayyib ismini okuyorken edik, devam etkizemiz. Allah azze ve celle hala pakini, napakten acertedigen küm var. Allah teala'nın imtihan sınavları var. İnsan dünyada hala yengepini gepirsin, özünü falan cümendip dava kısın, nima qilsa qilsin, bir kun keladi Alloh taolo bu insonni haqiqatini albatta ochib beradi. Bu narsani o'zini zimmasiga olgan. Bandani shunday bir sinov, sharoitli holatlarga tushirib qo'yadiki, shunda inson o'zini ichida nima bor ekanligini o'zi bildirib qo'yadi. Mana shu narsa sinov deyiladi. Mana shunday bir holatga solib qo'yadiki, sen kimligingni odamlar ko'rishadi. Masalan, 1-2 so'm pul masalasiga duch kelasanda, shunda o'zingni asl bashiringni ko'rsatib qo'yasan. Ungacha assalomu alaykum va alaykum assalom, illo billoh, vallohi tallohi chiroyli gaplar. Endi 3-4 chaqaga kelgan paytda shunda inson o'zini kimligini ko'rsatib qo'yadi. Jahli chiqadi, baqir-chaqir qiladi. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu falonchini taniysanmi deb bir odamdan so'raganida, ha, u undoq odam, bundoq odam deb maqtab ketadi. To'xta. Sen qo'shni bo'lganmisan u bilan? Ha, yo'q. Safarga chiqqanmisan? Yo'q. Pul muomala qilganmisan? Yo'q. Unda jim o'tir. Sen uni tanimaysan deydi. Mana shu uchala holatda inson bilinadi kimligi. Alloh taolo aytadi: "Va inna kunna la mubtalin." Albatta biz imtihon qilguvchidirmiz. Demak, inson bolasi borki, u imtihonga duch keladi. Mana shu imtihonlardan uni pokligi yoki nopokligi aniq bo'ladi. Astagfirullah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nima? Odamlar iymon keltirdik deb qo'yish bilan-da shunday holiga tashlab qo'yiladi deb o'ylashadimi? Yo'q, Alloh taolo aytadi, iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'ylaydilarmi? Yo'q, ularning ichida haqiqiy iymon egalarini, sodiqlarini, kazzoblarni ajratishligi uchun Alloh albatta sinovga uchratadi. Chunki Alloh taolo pokdan nopokni ajratadi. Bo'ydoq yigit uylanmasdan turib onasiga yaxshi xizmat qiladi, yaxshi muomala qiladi. Onajon deydi, uylansam kelinim sizni xizmatkoringiz bo'ladi deydi. Chiroyli va'dalarni beradi, uylanadi. Vaqt o'tadi. Vaqt o'tgandan keyin ne ko'rinadi bu balaning kimligi? Xotin birinchi o'ringa chiqib qoladimi yoki ona qoladimi o'zini o'rnida? Ha, o'sha xotiniga moyil bo'lib, onasini injiqligini ko'tara olmasdan, xotini gapiga kirib, onasini dilini ortishni boshlagan paytda aytamiz. Ha, o'g'il bola, qani avvalgi gaplaringiz? Mana ustingizga sinov kelib o'ta olmay qoldingiz.
Demek kimligizi mana shu sinov ko'rsatib berdi. Mana shu sinovlar, imtihonlar insonlarni poklarini nopoklardan ajratadi. Tilla taqinchoqlar bor, probalari bor. Nechchi bo'ladi probalari? 385. Tevratni olmaganmisizlar? 583. Ha? 750, 875, 49. Nima degani bu? 100 gramlik taqinchoq bo'lsa, 583 proba degani 58.3 grammi sof tilla, qolgani shu mis, kumush yoki boshqa shunaqa bir metallar. 49 degani sof tilla degani. Ana shu tilla taqinchoqni ichidagi sof tillarni ajratishlik uchun o'tga soladi, kislotaga soladi, qaynatadi, kuydiradi, qarabsizki sof tilla qoladi. Ana shu qaynashdan, kuyishdan, sinovdan o'tmagan metallar kuyib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, inson bolasini ham Alloh taolo pokizasini nopokidan ajratishlik uchun imtihon sinovlarga soladi. O'tgani o'tadi, qolgani qoladi. Shuning uchun ro'parangizda turgan odam bir qarasangiz 4-5 ta odam turibdi, bir xilga o'xshab ko'rinaveradi. Lekin shu sinovlarda, imtihonlarda ine bilanadi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida o'z holiga tashlab qo'yishini o'yladilarmi? Demak, Alloh taolo sinaydi insonlarni, ularni poklarini nopoklardan ajratishligi uchun. Pokiza yerlar bo'ladi. Pokiza shaharlar bo'ladi. Qanaqa bo'ladi unaqa pokiza shahar? Baldatun toyyibatun. Pokiza shaharning belgisi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Idza kana umaraukum khiyarukum." Agar oralaringizda eng yaxshilaringiz amirlar bo'lsa, amirlaringiz eng yaxshi odamlaringiz bo'lsa, va aghniyaukum sumahaakum. Boylaringiz saxovatli bo'lsa, va umurukum shura baynakum. Ishingiz o'zaro maslahat bilan bitadigan bo'lsa, sizlar uchun yerni usti yaxshi deganlar. Demak, pokiza shahar qanaqa shahar bo'lar ekan? Amirlari yaxshi inson bo'lsa, boylari saxovatli bo'lsa, shu shahar egalarini, shu shahar ahlining ishlari o'zaro maslahat bilan bo'ladigan bo'lsa. Demak, pokiza shaharning belgisi mana shu. Pokiza so'zlar bo'ladi, pokiza amallar bo'ladi. Birodarlar, kasbikor ham pokiza bo'ladi. Ya'ni bir tijoratki, u tijorat Alloh belgilagan doirani ichida. Shariat doirasidan tashqariga chiqmaydi. Yana shu ishlar ham bor, shariatga tushmaydi. Do'konda harom ichimliklar, harom matohlar, tungi klublar va hokazolar. Bunaqa yo'l bilan topilgan mol pokiza mol deyilmaydi. Bunaqa topilgan pulni ehson ham qabul bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Chunki Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Demak, pokiza shahar, pokiza kasb, pokiza so'z va habis so'z. So'zlar ham pokiza bo'ladi yoki habis bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo mana shu pokiza so'zni misolini shunday keltirdi. Astag'du billah. Alam taro kayfa daraballohu matalan kalimatan tayyibatin kashajaratin tayyibatin asluha thabitun va faruha fis-sama. Alloh yaxshi so'zga qanday misol keltirganini ko'rgin. U so'z xuddi bir asl daraxtga o'xshaydiki, uning ildizi mahkam o'rnashgan, shoxlari esa osmonda bo'lib, Parvardigorining izni irodasi bilan mudom meva berur. Demak, pokiza inson mana shunday bir daraxtga o'xshaydiki, mustahkam yerga joylashgan, shoxlari osmongacha yetgan. Siz aytgan bir og'iz pokiza so'zingiz bir insonni tavbaga yurishiga sabab bo'lishi mumkin. Gunohdan tiyilishiga sabab bo'lishi mumkin. Robbisiga qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Mana shu kalima eng pokiza kalima bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz aytadilar, banda Alloh rozi bo'ladigan so'zlardan bir so'zni aytadi-da parvo qilmaydi hali gapiga. Qo'y, bu Allohga yoqmaydi bu gaping. Onangga bunaqa muomala qilma. Bu tijoratning yaxshi emas deb turib shunday gapirib qo'yadi. Alloh rozi bo'ladigan so'z. Lekin shunday aytib qo'ydi. Va mana shu gapi bilan Alloh taolo bu bandani darajasini ko'tarib qo'yadi. Endi habis so'zga misol. Va innal abdala yatakallamu bi kalimatin min sohatillah.
Allohni norozi qiladigan bir gapni gapiradi bir odam parvo qilmaydi. Bo'pteni keyin o'qirsan. Bo'pteni hammasini qozoq qilib o'qib qo'yarsan. Endi saratonda issiq bo'lib ketdi roza, keyin tutib qo'yarsan. Bu Allohni norozi qiladigan habis so'zida. Lekin shundaylar aytib qo'ydi. Bizdan ham o'tib qoladi shunaqa narsa. Bo'pteni taqvoingiz qo'zib ketmasin endi bo'pteni keyin qilasiz endi. O'tada mana shu gapi bilan Alloh uni shu kalimasi uchun nima qiladi? Jahannamga ravona qiladi. Shuning uchun og'zimizdan chiqayotgan so'zga hushyor bo'laylik. U yo habis so'z bo'ladi, yo pok so'z bo'ladi. Pokiza shahar, pokiza amal, pokiza kasbikor, pokiza so'z. Alloh taolo hadis qudsida marhamat qiladi. Uhibbu salatan va hubbi salatin ashad. Üç kıl adamı yaş göremem. Bana şu üç kıl adamın içinde yana üç tasını köprağı yaş göremem. Kimler? Uhibbu ta'yi'in. İtaatkarlarını yaş göremem. Ve hubbil işabi ta'yi eşed. Şimdi bana şu itaatkarlarının içinde yaş yigitler bulsa, yaşlar bulsa köprağı yaş göremem. Uhibbul kurama. Sahavatlı insanlarını yaş göremem. Şimdi bana şu sahavatlı insanlarının içinde fakir bulup durup sahavat gösterirken bulsa bunu köprağı yaş göremem. Uhibbul mutavadiyin. Kamtar insanlarını yaş göremem. Şimdi kamtar insanlardan köprak kimi yaş göremem? Boy bulup kamtar bulan insanlarını. Allah Teala ayette de üç kişini yaman göremem. Onların arasında en üç tasını köprak yaman göremem. Asilerini yaman göremem. Asilerin içi de asi kariyeni. Aksakalını yaman göremem. Karı bulup durmam günahtan tohtamayken adam. Mutakabbirlarni yomon ko'raman. Endi mutakabbirlarning ichidan ko'proq kim yomon ko'radi? Kambag'al bo'lib turgan mutakabbirni. Baxillarni yomon ko'raman. Baxillarning ichida esa ko'proq boylarni yomon ko'raman. Boy yana baxil. Oxiratdagi qiyomat kunidagi pokiza narsalar. Va masakina toyibatin fi jannati adn. Va abadiy jannatlardagi pokiza maskanlarga kiritadi Alloh taolo. Mana Alloh taoloning zoti pok, ism sifatlari pok, fe'llari pok. Allohu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allohdan o'zga iloh yo'q, uning go'zal ismlari bor. Alloh taolo yaratishida pok, ism sifatida pok, zotida pok. Mana endi at-toyib pok kalimasining so'zining ma'nolaridan. İnna Allaha tayyibun. Albatta Alloh taolo pokdir. Ya'ni muqaddas, quddusdir. Ayb nuqsonlardan, kamchiliklardan xoli. Alloh taoloni yakkalaydigan muvahhidlarning hayoti pokiza bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan chin ixlosli, taqvoli mu'minning hayoti pok bo'ladi. Pok hayot degandachi, biz faqatgina shu dunyoviy maishati keng qo'lida dunyosi katta, sog'lom, dunyoda bironta bir muammosi yo'q odamni tushunmaylik. Inson kambag'al bo'lib turib ham pok hayot kechirishi mumkin. Inson qo'li kalta bo'lib turib ham pok hayot kechirishi mumkin. Va aksincha, dunyoning hamma qulayliklari o'zini qo'lida bo'lib turib ham nopok kun kechirayotganlar bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Istaydubillah, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun" فَلَنُخْيَيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Qarin de ayat tajibligini. Erkek mi, ya ayol mi, kim de kim, mumun bugün halide bir an yakşı amal kısa, mumun ve salih amal kıladı. Mumun ve salih amal kıladı. Ne var bunge? Bas unge pakize hayat ata etürmüz. Ve onların özleri kılıp ötken amallardan çıraliyirak acil savablar bile mükafatlıyımız. Sizi hayotingiz pokiza bo'lishi uchun ikkita narsa kerak bo'lyapti. Haqiqiy iymon va solih amal. Haqiqiy iymoningiz bo'lsa, solih amalingiz bo'lsa, Robbiz subhanahu va taolo sizni hayotingizni qanaqa hayot deyapti? Sizni hayotingizni pokiza hayot deyapti. Lekin taassuf bizga g'arbdan, sharqdan kelib qolgan, dinimizga umuman teskari bo'lgan tushunchalar kallalarimizni egallab qolgan. Kim zo'r yashayapti? Boy zo'r yashayapti. Kim yomon yashayapti? Kambag'al yomon yashayapti.
Şuna kadar doğru mu? Bizi bu işteken maruzalarımız, okuyken ilimlerimiz buradalar, şu iki tane asamızı tuzatış gerek. Ölçü düşüncelerimizi. Hayatki karayakendeki tasavvurlarımızı, ölçülerimizi tuzatırsak, biz mumunligimiz için, salih amalımız varlığı için, hamamızı hayatımız zor. Fakat kaysi tomonga qarashni bilmayapmiz-da. Pokiza hayotning sharti ikkita bo'ldi. Iymon, solih amal. Iymoningiz qanchalar kuchli bo'lsa, hayoti shunga yarasha pok bo'ladi. Solih amallaringiz qancha ko'p bo'lsa, hayotingiz pokizaligi shunga yarasha bo'ladi. Dunyoga bog'liq bo'lmaydi. Alloh taolaning go'zal ismlaridan At-Toyyib. Zakotu berilgan mol pokiza bo'ladi. Mana zakot degan ibodat bor birodarlar. Zakot degan so'z bitta ma'nosi poklanish, bittasi unib o'sish. Qarangda, sizni topayotgan pulingizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor ikkita so'z. Unib o'sish va poklanish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloha lam yafrid az-zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum." Mana nima uchun zakot farz qilindi? Payg'ambarimiz aytibdilar, albatta Alloh taolo mollaringizdan qolganini poklashlik uchungina zakotni farz qildi. Zakotdan maqsad nima ekan? Poklash ekan. Zakotga ado qilingan mol poklanadi, barakali bo'ladi, uni bo'sadi. Alloh uni saqlaydi, talofatdan asraydi. Tushunarlimi? Qarab tursangiz, bir odam lopati boyib ketdi 5 yilda 6 yilda. Birdaniga ko'rinib ketdi. Keyin birdan yo'q bo'lib ketdi. Surishtirib qarang-da. Bu musibatmi? Musibat. Alloh taolay aytgan: "Ma asobakum min musiba." Nima musibat yetsa, pulni ketishi ham musibatda, to'g'rimi? Bu o'zingizlar qilgan ish tufayli yetadi, deyapti. Yaxshilab surishtirib qarasa, shu odam puldan ajrashishiga sabablari bor. Yo haromdan boshlagan, yo harom tijorat qilgan, yoki halol topgan bo'lsa ham zakot sadaqasini bermagan. Hadislar aytibdi-ku, Alloh sizlarni pulingizni poklashligi uchun, asrashligi uchun deyapti. Zakotni farz qildi. Eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlarni qarasanglar, zakotni doim berib kelganda. Tushunarlimi? Zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Zakoti berilgan pulni Alloh saqlaydi, talofatdan asraydi. Shuning uchun zakotni birodarlar berishga haris bo'laylik. Xo'p. Ba'zida zakot so'rab shunaqa bir masalalardan kelib qoladi. Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Mana bo'lsa-chi, unda ham beramanmi? Ha, bermaysiz deyishingizni xohlaydi. Birodar, siz teskari yondoshing bu ishga. Mana qilsam ham beramanmi? Umma ekan qarzlarga qana qilamiz? Unga ham beraveramiz. Anaqa bir ukamiz aytuvdi. Shu zakot haqida ozgina bir ilmga ega bo'lgandan keyin hisoblab qarasa do'konidagi ozgina molini zakot yetib qopti nisobi. Beribdi. Keyingilar aytayapti. Zakot bergandan keyin farqini bildim tijoratimda, deyapti. Xullas, zakoti berilgan pul pok bo'ladi. Xud min amvalihim sadaqatan tutohiruhum. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, sadaqa beriladi, zakot beriladi, mol pokiza bo'ladi. Sadaqa boyni baxillikdan poklaydi, tozalaydi. Baxillik, mumsiklik qalbdagi kasalliklardan bo'ladi, birodarlar. Qorason kasali insonni jasadini halok qilgandek, baxillik ham insonni qalbini halok qiladi. Hayotda eng katta pushaymonga uchragan odamki, bilasizmi? Boy holida o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Eng pushaymon katta bo'lgan odam kim? Boy holda o'lish uchun kambag'al bo'lib yashagan odam. Bunaqa baxil odam puli ko'p, kambag'alda qay yashaydi? Birovga bermaydi, foydasi tegmaydi. Agar bunaqa odam kasal bo'lib qolsa-chi, doktor kelib, kasalingiz og'ir emas, shu narsa emas desa, yonidagilarga yoqmaydi bunaqa diagnoz. Chunki pul uni qo'lda turibdi-da o'lganda qolardi bularga. Aksincha saxovatli odam kasal bo'lib og'rib qolsa, odamlar duo qiladi haqiga. Bunaqa odam uzoq yashashi kerak. Shuning uchun birodarlar, zakot boylikni, ya'ni zakot degan, sadaqa degan ibodat boyni qalbini baxillikdan poklaydi.
Fakirlerini ise kalbini gine kuduratdan, hasattan pakileydi. Demek zakat, sadaka boyunu ham pakile yaptı. Kimi? Kembağaldı ham pakile yaptı. Zakat, sadaka kolizdeki dünyayızda başka adamlarda hakkını kop getişinden saklıydı. Çünkü birader oğurlengen, taş bilen salıngen üy bir gün vayran buladı. Oğurlengen, nahak, mal bilen kurulgen üy onda barakat, hatıcanlığı bu miydi? Elbette Allah Ta'ala mallarınızdan kalgenini pakileşini üçün güne zakatını farz kıldı. Allah pakizat, sen hemen şu pakiliğinden özünge ölüş alışın gerek. Bu Asma-ı Husna derslerimizde maksat şu. Allah Ta'ala'nın Ar-Rahim ekenliğini eşittiniz mi? Rahimliği bulayım. Allah Ta'ala'nın Al-Cevvat, sahavatlı ekenliğini eşittiniz mi? Ölüş alın, sahih bulayım. Allah Ta'ala'nın Gafur, keçiruç ekenliğini eşittiniz mi? Gafur sıfatından özgü ölüş alın, nasibi alın. Bu derslerde maksat şu. Rabbimin şuna kadar sıfatları varken, şu sıfatlardan özümü bezeyim ben, özümü ziynetleyim ben de niyet kılayım. Allah Ta'ala ata kılsa dahşatke sop koyadı. Eğer op koysayam dahşatke sop koyadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Men tasaddaqa bi adli tamrin. Kim? Yarımta hurma sadaka kısa. İki bitti hurma sadaka kısa. Min kesbin tayyibin. Pakize kesbiden. Şart şu. Sadaka kıldız az mı köpü muhammaz kıldız. Fakat bir de şartı pakize olsun bu topgen polis. Ne mi buladı? Ve la yakbalullahu illa tayyiben. Allah fakat pakize nesini kabul kıladı. Ve innallaha yetekabbaluha biyeminihi. Allah Ta'ala onu on kolu bulan kabul kıladı. Sümme yurabbiha. Sonra onu ne kıladı? Sonra sizlerden birinizini özünün taçağını terbiyelegendik. Onun egesine tağdayı bulgunuşa terbiyeleb köpetir biradı. Taç adı alıp terbiyeleb katta atkılası mı? Halal puldan sarplagen az yine ihsanizi Allah Ta'ala kabul kıladı, tağdayı katta etir biradı. Fakat nimadan bulsun bu pul? Pakize bulsun. Yani hiç kim özünü kılayken işini napak demeydi, burası ne mi? Hemme özünü kılayken ticaretini pak edebilirdi. Lekin yakşilab sürüştürüp karasa, özünü sahası da pak işkili yaptı mı, napak işkili yaptı mı özü bilirdi. Mesela hunar egesi bulsa, avukat kılayken bulsa, ışık kılayken avukat ege hemen asla normada sal yaptı mı? Ya ki ustalar, addel şeyler, sıvar şeyler, koyun ki ustalar, öz yüzü iş yüzü, kayıtı kemçilik, kayıtı tekkiz ol yaptı. Bilesiz de. Sizge kemiyseni gereği yok. Doğru mu? Yaşlar bilmiyorsunlar, kaptalar biladı bunu. Falan pulli kımmat, şekerat, kantı taraziye koyarken de kağızı kaptara uğrardı. Taraziye koyup da keyin kantı tartardı. Bilmiyorsunlar da bunu sizler. Kareyler de nemeb oldu şular ahara. Biz şey, insan zatı şaşkalağımızda 5 yıl, 10 yıl zor yaşayanı körü yapmış. Zor maşina, zor imarat, kayıp, sapa, huzur, halavat. Ahargi seriyasını hem karapoyla o seriye aldı. Siz 30. 35. seriyasını körü yapmışsınız, zor. 70 seriyette bu ki yine bu adamda hayatı. 70. seriyasını karayın da ne bu oldu ahara? Tıllarda dostan bulup gitti adamlar. Öşü kalevelen trişirik yiyen adamlar. Lekin isten çıkarıp koyu aramızda buradalar. Eğer mavada kimidir şuna kadar tercihli gibi olup şuna kadar işlerdi kıyan bulsa istihbarati toba akıp basın. Öşü haramdan topgen pulları bulsa sadaka kılıp tarikat varsın. Ta ki kıyamet yetkisi yükümesin. Makul mu? Maksatçı bayağı yaşaşmaz yiğitler. Maksat pullar bulup zor kalıyor. Maksat bulmaz. Maksat Allah'a da razılığı. Sen maksatını Allah'a da razılığı deyip yaşayın da o seni tekken dünya şu değil okkeli oradı. Çünkü Allah berişti boşluğunda dahşat kesap koyadı. Şimdi op koyuştu halesen dahşat kesap koyadı. Ey müminler, sizlerge alamlı azaptan nacat verirken bir ticaretli kürseteyim mi deyip de Allah Ta'ala. Öşe ticaret bana budur. Allah ve onun peygamberine iman kilitresiler. Allah yolu da mal ve canlarınız bilen cihat kılasılar. Bana şu, eğer bilsenizler, özleriniz için en yakşıdır. Çünkü buradalar, işlerde akıbeti yakaraladı. Yaşlıgında bir gün mehnetini, karıgında bir gün rahatını.
İnsan dünyada ne kadar yaşayan olsa, öyleyken de şu nesende böyledi. Bir buralarımız, imam buralarımız, mahallesi de, ucu ihtizar halatı da yatken, adam mı? Al diye kiredi, Yasin okuyun dedi. Yasin okuyun dedi, hali adam yatıp gözü yumuk dedi. Yasin okuyun, çünkü yine kavla, meh, al. Men Yasin okuyun, ölüşki arapasta, ölüş arapasta turgan adam işi şu dedi. Sonra mı İslam'ın ne meşgiyen bu adam? Kımarvaz bugün. Görün, nemanı üstte yaşayan olsa şunun üstte öldü. Şu buna ölüp gitti diye yaptı. Bittasını kop korabıp gitkenle yine etkendi şu oğaynımız. Kömürde kop korayıp getirdi deydi. Arak uğradı. Tümme arak içi aradı. Çünkü buradalar pakize hayat iki tane asa bulan buladı. Hakiki iman bulan, salih amel bulan. Tavba kılgen itaatli gibi anda pakize buladı. Yani bir nasa, sen bende Allah'a bulan keliş vasayın. Tavba kısın, ikbal kısın, onu emrinde tatbik kısın, kaytargan işlerden kaytıp, büyürülgelerini bacarsın, elbette pak insan bulasın. Kıyamet buldu, hesap kitap tügedi, cennetiler cennetke harap op getirini yaptı. Estağfirullah. Vasiqa allazine attaqav rabbahum ilal cenneti zumara, hatta iza ca'uha ve futihat abuabuha, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِيبْتُمْ Pakize bol değiller. Pak bol değiller. Parvardigarlardan korkan zatlar ise top top halde cennetke haydaladılar. Ta kaçan ular darvazaları açılgen haldegi cennetke yetip gelgenleri de ve onun korukçuları feriştiler. Sizlerge tinçlik, omanlik bolsun. Pakize bol değiller. Hoş gelip sizler deydi. Kimler gayet yaptı bunu? Pakize boyan insanlar ya. İmanı var, salih amalı var, pakize insanlar ya. Seni Allah'da tanıganligin, itaatı da turganligin, ikbal kıganligin, salih amellerin neticesi de senin pak boldin. Bana feriştiler senge, pak boldiler, kuş gibisiler deyiler. Tibutum fadhuluha halidin. Sizler pakize ediler, şimdi bu cennetke abadi halde kiriyler. Birader, Allah hakkı dedi yaxshi gümanda, yaxshi oyda bo'lishligining mükafatı cennet bo'ladi. Allah Teala aytadi, "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Teala'nın güzel isimleri var, bas Allah'ga ana shu güzel isimleri bilan duo qilinglar. Mana duo qilinglar degan sözü ko'rib chiqamiz. Birinchi ma'nosi. Faraz qiling, İşleriniz ağır, tırışçılığınız kıyım bulup gitti, karz gibi atıp gittiniz. Koyun ki, maişatınız tırışçılığınız ağırlaşıp gitti. Bu kadırdan ağayınız bu arada, anca bulup gitti. O bulan muamele kımakeniz ya, onu haladan havarız yok. Bir sorap soruşturursanız, bulup getirdi biz etildi. İşleri yürüyüşü boy badalot bulup getirdi. Şimdi, o adam, ışık kolu da dünyası bulma kendim, açık sahavatlı adamıdır. Kolu açık, sahavatlı adamıdır. Şimdi o hakkında iki de malumat gibi olduyuz. Bayıp getirdi ve sahavatlıydı. O adam hakkında topken iki de malumatıyız. Şu adam da al gibi varıp yardım soruşlu gizli ündeydi. Çünkü bay ve sahavatlıydı. Eğer şunu bilmesiz, tanımasız, bora mı diz? Bormasız diz. Şimdi siz Rabbinizi tanıyorsunuz mu? Rabbinizi rahmeti, avfı, sizge bugün muhabbeti, hikmetinden haberiz var mı? Allah'ın güzel isimlerinden, âli sıfatlarından haberiz var mı? Eğer haberiz varsa, Allah'tan başka bir muhtaç bulmuyorsunuz. Allah'tan başka bir derdiniz etmiyorsunuz. Adamlardan bir hacet bulasınız. Şimdi siz Allah'ını tanıyamayakkenliğiniz için Allah'ın üfüyünü almayapsınız, Allah'tan talep derecesi soramayapsınız. Bir oğlum Mescid-ül Haram'da tutarken, o şu davrını halifelerden biri körüp, onge bir izzet ikram kösat mahşub olup, hacetler izbası menge ayeteyin dedi. Haram'da durup da oğlumdan halife soru yaptı. Hacet izbası ayetesi mi menge? Oğlum bu halifeye karab durup, vallahi, Allah'ın yüğüde durup,
undan boshqasiga hojatim aytgani hayo qilaman deyapti. Tushunyapsizmi? Allohni tanidida bu olim. Naq va'da berib turgan xalifa turibdi, Robbisining uyida turibdi. Qaysinisini tanlayapti? Biz qaysinisini tanlaymiz? Alloh taolo aytadi: "Ey odam bolasi, albatta sen menga duo qilsang, mendan umid qilsang, senda har qancha xatolar bor bo'lsa ham, mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sening gunohlaring osmonga yetib qolsa, so'ng menga istig'for aitsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman. Ey odam bolasi, agar sen mening huzurimga yer qobig'i to'la xatolar bilan kelsang-u, lekin menga biror narsani shirk keltirmagan holda kelgan bo'lsang, seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firatim bilan kelaman." Biz shunaqa Robbimizni taniymizmi? Shunday sifatlardan xabarimiz bormi? Agar tanisak, bilsak, bizning qalblarimiz pokiza bo'lmay iloji yo'q. Allohni o'ziga yana yolvoramiz. Har bir narsani Allohdan so'raymiz. Birodarlar, tuz tugab qoldimi uyda? Allohdan so'rang. Oyoq kiyimingizni ipi uzilib ketdimi? Allohdan so'rang. Yolg'iz Allohdan so'rang, chunki so'rashni o'zi nima? Ibodat. Allohni tanisang, ism sifatlarini bilsang, yolg'iz o'ziga bog'lanasan, yolg'iz o'ziga umid qilasan, shunda pokiza bo'ladi qalbing. Shunda izzat nafsing baland bo'ladi, qadring baland bo'ladi. Biroq qo'rqsa qo'rqmaysan, biroq va'da bersa xursand bo'lib ketmaysan, biroq tushkunlikni tushirmoqchi bo'lsa qo'rqib xafa bo'lib ketmaysan. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Robbisini tanigan odamgina Allohga suyanishni biladi. Robbisini ism sifatlarini bilgan odamgina Allohga haqiqiy tavakkal qila oladi. Endi haqiqiy tavakkal qilgan bandan Alloh hech qachon qo'rqib qo'ymaydi. Bizni mana shu hayotda bo'layotgan muammolarimizdan bitta bir noziga aytildi shu darsda. Nima u muammo desa, o'zimizga o'xshagan odamga suyanib qo'yamiz ekan. O'zimizga o'xshagan odamga ishonib qo'yamiz ekan, shuning uchun tavakkulimiz o'tmay qo'yar ekan. Allohga bo'lgan iymoning bilan o'zingni aziz bilgan holingda, Allohni oldida o'zingni hokislab tutgan holingda so'ra, taqdiringda noshchasi bo'lmaydi. Mo'min kishi o'zini xor qilishi mumkin emas. Chunki mo'minning sharafi qiyomul layl bilan, mo'minning azizligi odamlardan behojatligi bilan. Sen nima uchun azizsan? Nima uchun sen ikkiyuzlamachilik qilmaysan? Chunki Allohni taniysan. Sen nimaga o'zingni xor qilib qo'ymaysan? Chunki sen Allohni taniysan. Shuning uchun birodar, o'zingdan so'ra. Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi? Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for aytasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustingga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa, sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas, birodarlar. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. Bir oy ikki oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismni generali. Endi serjant unga do'q bo'lsa qilyapti, qo'rqityapti. Endi shu bola o'tirib olib yig'lab, xavotirga tushdi-yu aqldanmi? Agar qo'rqib xavotir bo'layotgan bo'lsa, bitta serjantdan, demak otasini tanimas ekan kimligini. Chunki harbiy qismni kattasi kim edi? Shu generalmi, shuning otasimi edi? Demak otasini tanimabdi bu odam. Seni biroq qo'rqsa qo'rqma. Biroq va'da bersa ishonvorma. Biroq tushkunlikka tushsa qo'rqib ketma. Chunki bu olam kim qo'lida? Allohni tanigan odam birodan qo'rqmaydi, birodan umid qilmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'lyapti? Qo'rqmang birodar, xotirjam bo'ling. Dada, tuya bir tanga bo'pti. Bitta tilla tangaga tuya berar ekan desa, "Bolam qani shu tanga" deyapti. Yo'q-da. Oradan bir yil o'tdi, "Dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti" desa, "Mana tanga bo'lim" deyapti. Ya'ni bir yildan keyin tuya minish yozilgan, 1000 tanga bo'lsa ham minasiz. Bir yil yo'qmi minishingiz?
minmaysiz. Ma'qulmi? Kim aytgani bo'ladi? Hasan Basriydan so'rashdi. Bunaqa bir martaba maqomga qanday erishdingiz? İkkita narsa bilan deb javob berdi Hasan Basriy. Odamlarning dunyolaridan behojat bo'ldim. Odamlar mening ilmimga muhtoj bo'lishdi. Basra ahlidan so'rashdi. Shaharlardagi eng boy odam kim? Hasan deyishdi Al-Basriy rahimahulloh. Nimasi bilan boy deganida, uning ilmiga hamma muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emas dedi. Uni azizligi iymoni bilan. Birodarlar, oxir zamonga kelib amirlar, mansabdorlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmay qo'yishadi. Vaholanki ana shu amirlar olimlardagi bu ilmga muhtoj edi. Shu bilan birodarlar, millatlar, xalqlar, ummatlar tubanlikka yuz tutadi. Abbosiylarning ulug' xalifalaridan bo'lgan Ja'far al-Mansur. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davridagi xalifalardan. Xalifa Abu Hanifaga aytibdi: "Bizni ziyorat qiling. Huzurimizga tashrif buyuring." İmam nima deb javob berdi? "Nima uchun sizlarni ziyorat qilishim kerak? Sizlarda meni hojatim yo'q. Sizlarda faqat sizlarda ehtiyoj bo'lgan odamlar ziyorat qilishadi. Agar siz menga ikrom ko'rsatsangiz, meni fitnaga solib qo'ygan bo'lasiz. Agar oldingizga borganimda meni o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, meni xorlagan bo'lasiz." Avvalgi davrda amirlarni sultonlarning eshigining tagiga bormagan olimlar o'shuncha aziz bo'lgan. O'shuncha gap o'tgan. Keyingi davrlarda bu narsalar ozayib ketdi, shuning uchun olimlarni ilmini haybati pasayib ketdi. Shuning uchun Allohga muhtoj bo'l birodar. Agar Allohni tanidigan bo'lsang, hech kimdan qo'rqmaysan. Xudo alayhissalom qavmi tahdid qilishganda nima dedi? Fakiduni jami'an. Men da'vat yetkizdim, Allohga tavakkal qildim, endi qo'linglardan kelgan ishni qilinglar. Xudo alayhissalomning azizligi Robbisiga bo'lgan iymoni bilan, tavakkul bilan edi. Alloh taologa duo qilinglarning ikkinchi ma'nosi. Hadiya har qanday odamning qalbiga yo'l ochadi. Rasululloh aytganlar: "Tahaddu tahabbu." Hadiya vasila, hadiya vosita. Alloh taoloning ismlaridan o'zingga ulush olib o'zingni Allohni rozi qiladigan huquqdan zinetlaydigan bo'lsang, Alloh taolo seni albatta mukofotlaydi. Rasul aytadilar: "Rahimli insonlarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, sizlarga osmondagi zot rahim qiladi." Rahimli bo'ling, hadiya qiling rahimni, Alloh tomonidan hadiya olasiz. Alloh taolo latif, muloyim bo'lgan zot. Latiflikni, muloyimlikni hadiya qiling odamlarga, Alloh tomonidan mana shu latiflikni olasiz. Alloh taolo adolatli zot. Odamlarga adolatni hadiya qiling, Alloh tomonidan adolatni olasiz. Agar biz Allohni tanisak, duo qilamiz. Duo qilsak, ijobat qilishdan umid qilamiz. Umid qilsak, Allohga yaqin bo'lamiz. Demak, ikkinchi ma'nosi shu. Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'zimizga ulush nasib olishligimiz kerak. Alloh taoloning pok, at-toyib ismini dars qilyapmiz. Pokiza ayol bo'ladi. Bu Alloh taoloning katta marhamati. Rasul aytganlar: "Dunyo o'zi matoh. Dunyo o'zi matoh, lekin shu matohning ichidagi eng afzali solih ayol" degan. Pokiza taom. Pokiza taom bu qimmat bo'lganligi uchun, tansiq antiqa taom bo'lganligi uchun emas pokiza. U pokiza pul bilan, halol kasb bilan topilganligi uchun pokiza. Esat luqmangizni pok qiling. Duoyingiz mustajob bandalardan bo'lasiz. Birodarlar, hammamiz imkoniyatimizda bor bu narsa. Qilayotgan kasbikorimiz, tijoratimiz pok bo'lsa, Robbimiz pok zot. Poklikni yaxshi ko'radi. Bunaqa odamni qilgan duosi ijobat. Pok uy. Qanaqa bo'ladi pok uy? Gunoh ma'siyatlarga yo'l yo'q bu uyga. Eshigi yopiq. Alloh norozi bo'ladigan ishlar yo'q. Bu uyda haromiyatlar bo'lmaydi. Pok do'st. Pok do'st qanaqa bo'ladi? Seni savobli ishlarni qilishingga doim ko'mak beradi. Munkardan qaytaradi, yaxshilikka buyuradi. Biz birodarlar fitnalar davrida yashayapmiz. Robbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru. Parvardigor bizlarni mana shu kofir bo'lgan kimsalarga aldanuvchi qilib qo'ymagin. Musulmon odam
kofirlar tomonidan keladigan fitnaga aldanuvchi bo'lish kerak emas. Aksincha shu kofirlarni fitnaga uchratish kerak. Bu nima degani? Bu nima degani? Qanaqa qilib uni fitnaga uchratasan? Sen kalima keltirgan musulmonsan. O'zingni musulmonligingni da'vo qilyapsan. Ammo hayoting diningga muvofiq emas. Shariat doirasidan chiqib ketgansan. Ishingga vijdon yondashmaysan, eplamachsan, va'dangda turmaysan, yolg'on gapirasan. Buni ko'rgan kofir nima deydi? Nima deydi? Men haqman deydi. Mana shu ishlarni men qilmayman deydi. Va'dasi turadi u. Ishini professionalni bajaradi. Ahdiga vafo qiladi. Sen qilmayapsan deydi-da, siz diningizga amal qilmaganingiz uchun sizni diningizda fitnaga sop qo'yadi. Shuning uchun sizlar musulmonlar orqali qolib ketdinglar deydi. Agar unaqa bo'lmaganinglarda peshqadam bo'lardinglar deydi. Shu bilan iymoni zaif bo'lgan, dinini yaxshi bilmagan odamni ular fitnaga sop qo'yadi. Shuning uchun o'zingiz diningizga amal qilmasdan turib, uni tutgan yo'lini noto'g'ri ekanligini qanday berishingiz mumkin? Alloh azza va jalla toyib, pokiza bo'lgan zot. Innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba. Alloh azza va jalla pokiza zot faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Albatta Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurdi. Alloh azza va jallaning At-Toyib ismidan o'zimizga ulush nasib olib, qilayotgan ishlarimiz, gapirayotgan so'zlarimiz hammasini pokiza bo'lishigini Alloh taolodan tavfiqini so'rab qolamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina